Gün içerisinde buluşalım mı? Buluşalım, ne oldu? Hem konuşmak istediğim bir şey var, hem de görmeni istediğim bir şey var. Gizli bir şey mi? Haberleşiriz. Tamam. Hadi hoşçakalın. Eda Ece'den Talat Bulut'u kızdıracak sözler. Bak sen yaşın itibariyle risk grubundasın. Yürüyüş falan yapayım deme, vallahi polis alır götürür seni. O risk grubunda değilim ben. O 65 yaş üstü olanları, tamam mı canım? Adamcağızı rahatsız etmeyelim. Yaşı var, başı var, korona tehlikesi var. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle çekimlerine ara verilen diziler arasında Yasak Elma da yer alıyor. Yani birbirimizi hastalık bulaştırmamızın ihtimali çok yüksek. Hem sizler hem kendimizi korumak adına setimize bir süre ara verdik. Şahika olanları anlatmamam karşılığında bana şirket hissesi teklif etti. 3 sezondur ekranda olan dizinin oyuncuları son olarak canlandırdıkları karakterlerle evlerinden esprili yayınlar yaptı. Ha, yok ben koronadan bahsediyorum. Ay sus, çok fena. Ama evlerimizde kalarak en doğru olanı yapıyoruz Endoş'um. Bu şekilde çok çabuk bir şekilde bitecek inşallah. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. Dizinin yıldızı Eda Ece, eski eşi Halit Argun'a hayat veren usta oyuncu Talat Bulut'la sohbet etti. Çok merak ettim sizi. İyi misiniz? İyiyiz Halit'ciğim. Şimdi Halitcan'ı yatırdım, merak etme. Ben de bugün çocuklara yalıyı geri aldım diye sürpriz yapacaktım ama olmadı. Kısmet değilmiş. Ay hay Allah, tam gününe denk geldi. Dışarı çıkmak yok. Misafir de kabul etmiyorsun, ona göre. Ay yok canım, nereye çıkacağız zaten? Benim sende aklım kaldı ya. Bak sen yaşın itibariyle risk grubundasın. Yürüyüş falan yapayım deme, vallahi polis alır götürür seni. O risk grubunda değilim ben. O 65 yaş üstü olanlara, tamam mı canım? Öğren yaşımı. Ama sen saçlardan kaybediyorsun. Senin saçların bembeyaz, tamam. Arada bir gri bile yok. Kim nereden anlasın senin 65'in altı olduğunu? Azıcık grilik falan olsa neyse, hiç yok. Şu kötü dönem geçsin. Beyaz saçların arasına siyahlar atacağım. O zaman daha genç duracağım. Kıskanmak yok ona, tamam, göre. Tamam Halit. Üstüne de yaz 65 yaş altıyım diye. Hadi Halit'ciğim, moralini bozmak yok. Kolonyala kendini. Evde ve irtibatta kal. Tamam. Anlaştık mı? Tamam, hadi duyduk. Eda Ece'nin daha sonra evinden yaptığı canlı yayında da 64 yaşındaki Talat Bulut'u kızdıracak sözler söylemesi dikkat çekti. Talat Bulut yayına mı gelsin? Çok sağ ol. Bir dakika. Evet. Adamcağızı rahatsız etmeyelim. Yaşı var, başı var, korona tehlikesi var. Ben mutfağa gidiyorum arkadaşlar, kahve yapacağım. Ünlü oyuncu önceki yaz sette taciz iddiası gündeme geldiğinde de Talat Bulut'a karşı tavır almıştı. Halit, korkuttun beni. Uyumadın mı sen? Yok, ne yapıyorsun? Kaçtı da biraz oturuyordum. Mutfakta, karanlıkta. Talat Bulut'tan Eda Ece'ye yanıt gecikmedi. Bir daha onlarla alay etmeden evvel kafanı iki kere duvara vur. Acımasa bile en azından düşünmeyi hatırlarsın belki. Hı? Talat Bulut isim vermeden paylaştığı videoyla Eda Ece'ye cevap verdi ve onu cahillikle suçladı. Herhangi bir yerde ya da sokaklarda görüp yaşlarından ötürü alay ettiğin o insanları tarihte 68 ya da 78 kuşağı denir. Yani delikanlılar. O delikanlılar embesil büyümemek için ortaokul çağlarına geldiklerinde dünya ve Türkiye hakkında okudukları kitaplardan ötürü çok bilgiye sahipti. Hatta o insanlar gençlik yıllarında meydanlara çıkıp haksızlığa uğrayanların sesi olmuştu. Bu uğurda ölenlerin, öldürülenlerin, asılanların kim olduğu hakkında hiçbir bilgiye sahip değilsin. Merak etmemişsindir. Bulut videosunun sonundaysa ünlü oyuncuyu şu sert sözlerle uyardı. Senin merakın ne biliyor musun? Gün içerisinde çektiğin o selfiler kaç kişi tarafından beğenildi, kaç tane yorum yazıldı. Akşamını öyle geçirirsin. O insanlar akşam eve gelmek için koltuk altlarında mutlaka bir gazete ya da kitap bulur. Bir daha onlarla alay etmeden evvel kafanı iki kere duvara vur. Acımasa bile en azından düşünmeyi hatırlarsın belki.